misafirlerimiz yorgun olacaklar. Onlar için doyurucu şeyler yapalım. Böyle bir lokma yesinler, Ankara'ya kadar götürsün onlara dedik. Yılmaz, bir şey söyle. Nasıl gidiyor hayat? Nerede sahne alıyorsun? Ankara'da, Maltepe'de. Her akşam mı sahne alıyorsun? Her akşam. Ay, her akşam da nasıl dayanıyorsun be Yılmaz'cığım ya? İşte bu halde. Diyorsun. Bu halde. Pekala, bu arkadaşlara yazık, günah değil. Sizin eşleriniz sizi boşamıyor mu? Hı? Ne? Az kaldı. Az kaldı. Vallahi boşayacak ben. Ne yapayım böyle kocayı, her akşam evde yok. Aa, olur mu öyle şey? Ama ne yapacaksın? Biz de tabii ki onlar ekmek, için çalıştığımız onlar için ekmek teknesi, ama her akşam Yılmaz'cığım zor olur ya. Yılmaz, sen program yapmayı düşünüyordun. Var mı projede böyle şeyler? Şu an için var ama biraz beklemedeyiz. Beklemedeyiz, evet. Daha karar vermedik. Sen çünkü aynen, biraz seçicisin. Aynen. Albüm yapmayı düşünmüyor musun? Vallahi yaptık albümü de işte korsandan dolayı piyasa da çok kötü. Evet. Albümde çıkarmanın da bir mantığı, bir anlamı kalmadı artık yani. Değil mi? Bir tane vallahi eser bulup yemin ediyorum klibini haklısın. Çekip yemin ediyorum haklısın. Hiç o kadar yani masrafa, o kadar uğraşa yani hiç de bence gerek yok. Aynen. Şimdi bideyi seninle konuşurken bitirmiş oldum. Macir kızı, ama bu bidenin en büyük özelliği ne biliyor musunuz? Bu bideyi bakalım Nevin Terzioğlu nasıl çevirebilecek mi? Biliyorsunuz ki bu fırında pişmeyecek. Süle. İmkansız. Diyorsun. Hadi seninle bir iddiaya girelim. Girelim abla. Girelim neyine? Bak, ekran çok önemlidir. Sonra sana öyle bir kelime söylerim ki ömür boyu kaldıramazsın. Gel buraya, gel. Gel bakalım. Hadi ya, ufak bir şeyin iddiasına girelim. Mesela sen bana benim istediğim bir parfüm var. Fazla pahalı değil. 280 civarında. Kaybedersen sen ne alacaksın? Ben de o civarda bir parfüm alacağım sana. Yok. Sen de ben bir miyim? Neden? Arabayı en son satmış mıydın sen? Vallahi dün sattım burada arabayı programda. Arabamı sattım. Benim arabayı da sattım. Ben sana yardım edeyim beraber. Tamam. Bunu şimdi çok kısık ateşte yakmadan pişirmesi. Şunların ikisini açıyoruz. Ablacığım şöyle çevire çevire pişiriyoruz. Bidemiz hazır. Evet Yılmaz'cığım. Ne içersin? Vallahi su. Ben su içerim. Öğreneceğim. Kek pişiyor mu? Bu kek niye hiç kabarmıyor senin kek? Abla daha yeni attım. Açmasana fırını. Siz fırını kaça açtınız? 150-170. Ben bunu açıyorum mesela. Fırıldağı çeviriyor ya böyle. Diyorsun. Değil mi? Şimdi doktor bey şu soruyu sormak istiyorum. Prostat hastaları ne yapmalı? Mesela benim ailemde tanıdığım, ailemde bildiğim birisi prostat hastası, hep ihmal ediyor. Diyor ki bir şey olmaz, düzelir. Evet. Prostat hastalığı nereden kaynaklanıyor? Nelere dikkat etmemiz gerekiyor? Doktor bey anlatsın diyorum. Prostat büyümesi 50 yaşından sonra erkeklerde görülen bir durum. Nedeni kesin olarak bilinmiyor. Yaşlanmayla ortaya çıktığı tahmin ediliyor. Yani bakalım neden oluyor? Onu hemen doktor bey anlatacak. Ne zaman? Tabii ki bir telefondan sonra. Alo diyoruz. Tufan Bey, hoş geldiniz yayınımıza. Nasılsınız efendim? Sağ ol. Siz nasılsınız? Ay, çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Tufan Çalışkan. Evet. Aynı. Ben de bir göçmen kızıyım. Evet hayat. Benim ailem de Bulgaristan'dan gelme. Evet. Biz de şu an Silivri'de oturuyoruz. Sizi her cumartesi pazar seyrediyoruz. Çok teşekkür ederim hayatım benim. Ailene de sevgilerimi, saygılarımı ilet. Buyur canım benim. Benim annem Alzheimer'lı bir annem var. Çok işte geçmiş olsun. Onunla hep sağ ol.
hep onunla ilgileniyorum. Bir tarafa çıkamıyorum. Cumartesi pazarı dört gözle bekliyorum. Canım benim, çok teşekkür ederim. Neyi beğeniyorsunuz en çok bu programda? Ya işte göçmenler, yani ne bileyim, böyle seviliyor. Hareketleriniz çok güzel. Çok beğeniyorum. Beğenerek izliyorum sizi sürekli. Çok teşekkür ederim. İçimden geldi. Sana bir tane hediye göndermek istiyorum. Hadi gönder bakalım. Benden hatıra kalsın sana. Dile dilediğini benden. Bunu senede vallahi değil, 5 senede bir kere yaparım. Ne istersin? Vallahi takı seti gönderirsen çok sevinirim. Aman! Şimdi gitmiyorsun. Bakalım benimle gurur mu duyacaksın, yoksa utanacak mısın? Gitmiyorsun, almıyoruz hattan. Tufan Hanım. Efendim. Bakalım, diyorsunuz ya ben gurur duyuyorum sizinle. Bakalım bugünden sonra benden utanacak mısın? Yoksa gurur... Kapatsana ocağı, yanacağım. Bakalım. Çalın, gitmiyor Tufan Hanım. Gitmiyorum. Gitme. Sana. Numaranı bırakıyorsun. Mehmet numarasını almadan hanımefendiyi göndermiyorsunuz. Benden hanımefendiye Mevlüt Nazlı nerede benim? Bir tane takı seti gidiyor, pırlanta. Öyle. Benim içimden gelecek bir şey. Benden birisi bir şey istediği zaman benim içimden gelmiyor yapmak. Benim öyle kendiliğinden içimden gelecek. O siz de böyle rahat rahat oturun programa ben. Öyle, öyle. Sen böreğin altını diğer tarafını yakma bak. Bir de nasıl gidiyor bir de? Aslıcığım, bizi izliyormuşsun. Gelişim Hastanesi'nin baş hemşiresi benim canım arkadaşım bana şey yazmış. Nevin'cim çok güzel gidiyor program. Yarın seni hastaneye bekliyorum. Enerjine ihtiyacım var demiş. Ayıp ediyorsun. Ben bütün gün enerji veriyorum. Bak. Enerjiden başka bir şey yok zaten. Dün enerjimi ölçtüler. Enerjini görmüyorum ve enerjisiz çıktım nedense Mehmet. Öyle. Nasıl gidiyor? Kek nasıl gidiyor? Şimdi anne, sen bana dedin ki pirinci pilav yap, pilavın içine dereotu doğra, sonra da yağsız peynir koyduk. Hep hani bir şeylerden kısacağız da koca böreği yersen tabii ki kilo alırız. Ondan sonra yufkaları aç dedin anne. Hakan, nasıl görünüyor Hakan? Gelin gelin, çıkın çıkın gelin, börek yiye, bir de yiyelim. Daha ne yiyelim? Şimdi bir hafta bize Bergin'cim gelecek. Bergin Balaban, Bursa'dan
bize çok güzel Bulgaristan mutfağından yemekler yapacak. Hep birlikte bütün Bursa beni izliyor. Bursa'ya da sevgilerimi, saygılarımı gönderiyorum. Ne tamam? Nerede? Seninkisi nerede? Benimkisi zaten güzeldir. Niye gülüyorsun Bahriye? Ya bu Bahriye bizim ne desek gülüyor. Nazlı, bir güzel oldu ama bunun yağı nerede? Yağsız kalmış. Biraz altına yağ koyalım. Çünkü çok kuru olmuş. Çok kuru olmuş ama yavrum. Yağlar nerede? Yağ ver bakayım. Öyle yağ değil, sıvı yağ. Ha tamam. Kız ekranın arkasında o ne gömek atardık burada bugün. Bak burada beni çok sevenlerim var, hep geliyorlar beni izlemeye. Göstersene Mehmet. 3 tane beyefendi hep beni büyük hayranım ama sadece beni izlemeye gelmiyorsunuz. Başka programlarda giriyorsunuz. Alo. Hoş geldin. Ne bu? İrkiş. Ne? Ürküş. Nerede doktor Ürküş ben? Ateş istiyorum İrkiş ablam için. Pazar günü yemeği yemek erken yiyoruz. Kardeşime ve yeğenim Niyazi ve İzzet'e bir şarkı rica etsem veya selam söyle. İzzet Bey başka? Niyazi ve Kadir. Naziye Kadir ab, senin annenin de ellerinden öpüyorum. Dünyanın en güzel ablasısın sen. Çok teşekkür ediyorum. Seni kokulu kokulu öpüyorum ve çok seviyorum kendisi. Doçent, doktor, operatör, orada ne ararsanız var. Ama o dünyanın en güzel yüreği. O bir göçmen kızı. O benim ablam. O benim doktorum, her şeyim. Onu çok seviyorum. Çok teşekkür ederim. Başarılar. Hangi şarkı istersin ablacığım benim? Tezliği sana bırakıyorum. Sesini de duymak istedim. Sana bırakıyorum tezliği. Seni seviyorum. Ben de seni. Hepinize selam söylüyorum. Kokulu kokulu öpüyorum ablam seni. Bir şey yapacağım. Yemekler de burada. Çok güzel oldu. Kek de çok güzel oldu. Bakın şöyle. Isparaklı, sanki içinde fıstık varmış gibi. Yakından alırsak göstermek istiyorum. Şöyle tabaklarda. Benim midem de çok güzel olmuş anne. Yedim. Sen de yap. Koca bir sini yap. Bir hafta yersiniz işte. Ne olacak ki? Öyle değil mi? Ben buradan halama da, bütün aileme de, bütün Havsa'ya, herkese sevgilerimi, saygılarımı gönderiyorum. İzninle ben de anneme, babama, Erdoğan köyü tüm halkına çok selamlar. Ablama da buradan öpücükler. Ufacık bir yeğenim var. Abla onu sana getirsen parçalarsın getir. Sen onu. Tamam getir. Benim de yeğenim var. O da çok tatlı. Çocuklar çok tatlı oluyorlar. Onu da kokulu kokulu öpüyorum. Güzel kardeşim, bizimle oldun. Ellerine sağlık. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Zaten bundan sonra olsun. Beraberiz. Burası bizim. Çok izliyorlar değil mi bizi? Evet. Çok teşekkür ederim. Sayın seyirciler, bugün de programın sonuna geldik. Biliyorum üzülüyorsunuz ama yapılacak bir şey yok. Göçmen kızı bugün gene bu hafta ne yapacak? Uzun uzun koşturacak. Bursa'ya gideceğim. İşlerim var. Ay ne işlerim var, ne işlerim var. Hangini birini yapacağım ama yarın hastaneye gideceğiz Mevlüt'le. Orada önemli bir görüşmem var. Ondan sonra arabamı sattım. Arabasız kalıyorum. Onu teslim edeceğim bu hafta. Ondan sonra deniz otobüsüne bineceğim. Orada da klimalar açıyorlar. Nasıl bu soğukta niye klimalar açıyorlar anlamadım. Anlamış da değilim. Ondan sonra Bursa'ya gideceğim. Oradan döneceğim, başka bir şehire gideceğim. Bugünlerde böyle koşturmacam. Siz ne yapıyorsunuz? Hayata güzel bakıyorsunuz. Güzel şeyler düşünüyorsunuz. Sabah kalkıyorsunuz gülücükle. Eşinize seni seviyorum diyorsunuz. Çocuklarınızı öpüyorsunuz. Yatmadan önce de bunu yapıyorsunuz. Gerçekten hayat severken güzel. Sevmekten vazgeçmeyelim diyoruz. Size kucak dolusu sıcacık sevgilerimi gönderiyorum. Sizleri çok seviyorum. İyi ki varsınız diyorum. İyi ki beni seviyorsunuz ki ben ekranlardayım. Önümüzdeki cumartesi pazar Göçmen Kızı nerede? Rumeli TV ekranlarında 4 ile 6 arası. Bakalım neler olacak. Ama çok sevdiğim bir kardeşim ekran arkasında bizlerle modayı paylaşacak. İleriki günlerde bu yayın dönemi onunla çalışacağız inşallah. Hep birlikte göreceğiz bakalım neler olacak.
güzellik olacak, moda olacak, sağlık olacak, yemek olacak, başka ne olacak? Müzik olacak. Bir de göçmen kızı var, daha ne olsun?